Kısa tatili bitirdik, yoldayız. Kısa bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi geldikten sonra manşette hedefleri tutturduk. Ama eğer dibe doğru bakacak olursak, özellikle çekirdekteki bazı kalemlerde enflasyon hala yüksek ve direniyor. Fed buna sert tepki verir, faizleri yükseltir ve ürkütücü konuşur demiştim. Aynen de öyle oldu. Fakat açıkçası beklentim Fed'in o konuşmasından sonra piyasaların biraz düzeltme yapacağıydı. Düzeltme olmadan da tam tersine Fed'in açıklama yaptığı çarşamba ve bir sonraki gün piyasalar geniş, yaygın bir şekilde, bütün endekslere yaygın şekilde yükseldiler. Dün hafif bir geri çekiliş var ama dün opsiyonların kapanış günüydü. O yüzden o geri çekiliş pek ciddiye almamak lazım. Bu durumda ben ne yapıyorum? Hatırlarsanız bir %25 nakite geçiyorum. Bu Fed açıklaması piyasaları bir geri çekebilir demiştim. Dün itibariyle bu teorim invalide oldu. Yani yatırım tezim iptal oldu ve gördüm ki piyasalar yukarı gitmeye niyetli. Bunda arka arkaya gelen raporların da etkisi var. Mesela dün Bank of America bir rapor yayınladı. BOFA uzun zamandır çok ayıydı. Yani diyorduk ki kesinlikle bir boğa pazarında değiliz. Şimdi onlar da karar değiştirdiler ve yanıldık diyorlar. Yanıldık dediğim unsurlar da benim uzun zamandır doğru tahmin ettiğim unsurlar. Enflasyon beklenenden sert düşecek demiştim. BOFA da ona gelmiş. Resesyon olmayacak demiştim. BOFA da ona gelmiş. Şirket karlılıkları artar demiştim. BOFA da ona gelmiş. Yani bu tip raporlar şu an çok geliyor. Ve bundan dolayı da gittikçe daha fazla yatırımcı bunun artık bir ayı pazarı rallisi değil, gerçek bir boğa pazarı rallisi olduğuna ikna oluyorlar. Özellikle yayılma da çok iyi burada. Daha evvel şundan eleştiriyorduk hep borsayı. İşte 6-7 tane hisse, Tesla gibi, Nvidia gibi, S&P 500 endeksindeki yükselişi %95'ini getiriyorlar diyorduk. Onların etkisi şu an %80 inmiş durumda. Gittikçe daha fazla endekste yükselmeler görüyoruz. Bu da yine bizi sevindiren konulardan bir tanesi. Piyasanın hoşuna giden bir başka veri de Cuma günü yayınlanan Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksiydi. Fed de bu araştırmaya çok önem veriyor çünkü burada çok geniş bir örneklem üzerinden Amerikan tüketicisinin piyasalar hakkında ne düşündüğü soruluyor. En sevindirici bilgi enflasyon beklentileriyle ilgiliydi. Enflasyon beklentilerinde %4 bekliyordu analistler ama bu %3.3'e düştü. Bir önceki dönemde %4.2'ydi. Yani artık tüketici enflasyon mücadelesinin geride bırakıldığını düşünüyor. Toplam duyarlılık endeksinde de bir önceki aya göre 8 puanlık bir artış var. 59.2'den 63.9'a doğru yükselmiş. Yani tüketici artık kendini iyi hissediyor, enflasyonu yeniyoruz diyor. Genel ekonomik koşullar hakkında da 64.9'dan 68'e çıkarmışlar indeksi. Bu da tüketicinin genel ekonominin gidişatından da daha huzurlu olduğunu, memnun olduğunu gösteriyor. Bu tabii daha evvel bahsettiğim Goldilocks senaryosu için müthiş bir sonuç. Çünkü hatırlıyorsanız Goldilocks senaryosu diyordu ki eğer bir ekonomide büyüme varsa ama bu enflasyon yaratmıyorsa ve resesyon beklentileri ortada yoksa bu durumda Goldilocks, yani bir çeşit kilit durumuna geçiyoruz ve bu olumlu bir kilit. Fed'in çok istediği bir şey. Çünkü böyle bir durumda Fed faizlere fazla yüklenmeden biraz bekleyerek, biraz sabrederek enflasyon düşmesini bekleyebilir. Çünkü tüketici eğer ileriye dönük olarak enflasyon düşeceğini bekliyorsa bunun genel olarak enflasyon üzerinde düşürücü bir etkisi oluyor. Çünkü unutmayın her tüketici aynı zamanda bir üretici, bir şey satıyor. Yani herkesin ortak duygusu bu yana doğru gittikçe fiyatlar üzerindeki baskı da bir miktar azalıyor. Bank of America raporunda hoşuma giden başka bir faktör de bu resesyon meselesini rafa kaldırıyor olmaları. Açıkça biz bu konuda yanıldık diyorlar. Resesyon beklentimizden vazgeçiyoruz diyorlar. En azından 2023 yılı için. 2024'te işler biraz değişebilir tabii diyorlar. Bu da yine çok olumlu ve özellikle S&P 500'de işlem gören şirketlerin çok büyük bölümünde yılın ikinci yarısına itibaren kar yükselişleri olacağını söylüyorlar. Ben bunu uzun zamandır söylüyordum zaten. Yani kar resesyonu endişesi de ortadan kalkmış durumda. Şirketler burada da sıkıntısız gibi gözüküyorlar. Bütün bunları bir araya getirince ne yapmak lazım? Vallahi ben o bir %25 nakite çıkmıştım. Fed kötü bir şey söyler, piyasalar çöker diye. Onu tekrar piyasalara sokma niyetindeyim. Fakat biraz farklı hisselere gideceğiz bu sefer. Çünkü açıkçası Nvidia gibi özellikle yapay zeka hisselerinde daha yukarı gidecek yol olabilir, doğru. Ama gittikçe risk getiri eğrisi orada benim gözümde biraz bozuluyor. Onun yerine henüz bu rally'e katılmamış olan ve sonuçta yapay zeka ve teknoloji devrimiyle ilişkili olan firmaları düşünmek daha etkili olabilir. Aklıma gelen örnekler arasında Cisco var. Çünkü Cisco'nun routerları olmadan bu devrimler tamamlanmaz. Aklıma gelen örnekler arasında Intel var. Çünkü evet Intel yapay zeka çipi üretmiyor. Fakat Nvidia gibi firmalar daha yapay zeka çiplerine, yani GPU'lara doğru kaydıkça Intel'e meydan açılacak diye düşünüyorum geleneksel çiplerde. Onda da iş bitmedi henüz. Ve unutmayın Intel büyük bir foundry, yani çip üretim tesisi kuruyor şu anda Amerika'da.
galiba şu anda Almanya'da da bir teşvik almak üzereler bu konuda. O yüzden Intel ilgimi çekmeye başladı. Rivian otomobil şirketi, elektrikli araç startuplarına uzak durma taraftarıyım genel olarak. Ama Rivian ilgimi çekiyor. Bir de Çin hisseleri ilgimi çekiyor. Çin'de ekonomi beklendiği gibi büyümüyor. Muhtemelen yeni teşvik paketleri, yeni indirimler gelecek diye düşünüyorum. NIO mesela oldukça kötü bir bilanço açıkladı. Benim beklentilerim doğrusunda. Ama hisse senedi de pozitif yukarı doğru gidiyor. Bunun Çin ekonomisinin genel durumu ile ilgisi var. Nitekim pek çok Çin hissesine baktığımda onlar da gidişat iyi yönde. Tabi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil ama kısa bir bilgilendirmeyi de yapmak istedim. Çünkü kararsızım dediğim şu videodan sonraki gelişmeler hem piyasanın tepkisi hem bir şey tüketici duyarlılığı endeksindeki gelişmeler. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne perakende satışlar geldi. Onu da unutmadan söyleyeyim. Orada da yükseliş var. Tüketici tüketmeye devam ediyor. Yani resesyon yok. Enflasyon yükselmiyor en azından ve düşme eğiliminde hala. Çekirdek enflasyondaki ikinci el araç satışları ve kiralar meselesini çıkarabilsek, düşebilsek o tarafta da düşüş yaşamaya başlayacağız. Bundan dolayı ben şu anda tekrar full bull yani tam boğa pozisyonuma adım adım dönüyorum. Fakat hisse senedi portföyünde bir miktar değişiklik olacak diye düşünüyorum. Bu arada Tesla ile ilgili bir iki şey söylemekte fayda var. Tabii Tesla çok iyi gidiyor. Geçen hafta da çok iyi gitti. İyi gitmeye devam eder gibi gözüküyor benim gözümde. Çünkü henüz oldukça iyi yükselmesine rağmen en yüksek 2021 rakamlarının epey altında yol var diye düşünüyorum. Tabii borsalarla ilgili öngörüde bulmak her zaman zordur. Her zaman beklenmedik düzeltmeler de olabilir. Ben de hala bir düzeltme olabileceğini düşünüyorum borsalarda. Ama bunu artık bir ayı pazarına geçiş korkusu gibi değil de boğa pazarında bir ara dip olarak görüyorum. Önlemlerimi aldım, hecettim kendimi. Bir miktar daha hala nakitim kenarda olacak ki o dipte de bir şeyler de alabilirim. Evet, ben tekrar kararımı verdim. Boğa'ya döndüm kısacası. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. İstanbul'a dönüyorum. Daha kaliteli ortamlardan, kaliteli stüdyolardan içerik üretmeye devam. Görüşmek üzere.